Efendim Altı Bir Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün sizlerle beraber efsane oyunlar ve tarihler köşemizde bir oyun serisinin değil bir karakterin çıkan oyunlarına yakından bakacağız. Bahsedeceğim karakter Spider-Man, bahsedeceğim oyunlarda kendisine ait oyunlar. Aslında Spider-Man oyunlarını 2000'den öncesi ve 2000'den sonrası diye ayırmak gerekiyor. İlk kez Spider-Man'i 1982 yılında Atari 2600'de gördük. En popüler süper kahramanlardan biri olan Spider-Man, o zaman da çok popülerdi tabii kendisi, oyun dünyasında 1982'de boy gösterdi. Sadece Spider-Man adında olan ve Atari 2600 platformu için çıkan oyunda binaya tırmanıp Green Goblin'in yerleştirdiği bombaları imha etmeye çalışıyorduk. Bundan yaklaşık olarak 2 sene sonra ise Quest Probe adındaki bir macera oyununda Spider-Man'i görmüş olduk. Farklı karakterlerin başrolünü paylaştığı Quest Probe serisini Quest Probe Spider-Man oyununda örümceğimizi yönetme fırsatı elimize geçti. 84 yılında çıkan oyundan sonra 1996 yılına kadar pek çok Spider-Man oyununu gördük. Hatta bunları isterseniz hızlıca bir sayalım, siz de bir hatırlamış anımsamış olursunuz belki. Spider-Man and the Captain America in Doctor Doom's Revenge 1989. Allah'ım bu nasıl bir isim. The Amazing Spider-Man 1990 Game Boy'a çıktı. The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin 1991 yılında çıktı. Spider-Man The Video Game keza 91 yılında, The Amazing Spider-Man 2 1992 yılında Game Boy'a çıktı, Spider-Man Return of the Sinister Six Ekim 1992, Spider-Man and the X-Men in Arcade Revenge 1992, The Amazing Spider-Man 3 Invasion of the Spider-Slayers 1993, Spider-Man and Venom Maximum Carnage 16 Eylül 1994, The Amazing Spider-Man Little Falls 17 Mart 1995, Venom and Spider-Man Separation Anxiety Kasım 1995, Spider-Man Animated Series 1995 ve Spider-Man Web of Fire 1996. Gördüğünüz gibi Game Boy ve SNES başta olmak üzere milyonlarca Spider-Man oyunu bu 12 sene içerisinde piyasaya çıkmış. Spider-Man'in 20. yüzyılda çıkan oyunlar arasında iki yapımdan da bahsetmek gerek aslında. Spider-Man'in oynanabilir olarak yer almadığı bu oyunlarda 1989 yılında gelen The Revenge of the Shinobi'de şekil değiştiren bir boss'la kapışıyorduk. Bu boss hem Spider-Man'in hem de Batman'in şeklinde bürünüyordu. İlginç bir telif hakkı durumu söz konusu olmuş sanırsam orada. Diğer oyunumuzsa The Punisher The Ultimate Payback 1991 yılında çıkan oyunda aralarda Spider-Man Punisher'la iletişime geçiyordu. Fakat Spider-Man'in düşmanları öldüren Punisher'a yardım etmesi oyunu oynayan bazı kişiler tarafından garip karşılanmıştı. Gelelim 2000'den sonraki zaman dilimine. 30 Ağustos 2000 tarihinde Spider-Man oyunları arasında en güzellerinden biri olarak görülen Spider-Man piyasaya çıkmıştı. İlk olarak PlayStation 1'de boy gösteren oyunda şehre inmek yerine binaların tepelerinde ağ atarak geziniyorduk. Görev gereği bina işlerine de zaman zaman girdiğimiz oluyordu. Bu oyunu formülünü izleyen başka bir ekip tarafından yapılan Spider-Man 2 Enter Electro da 2001 yılında çıktı. Fakat bu seferki oyun ilkinin aksine pek başarılı bulunamadı. Yine 2001 yılında Game Boy için çıkan Spider-Man 2 The Sinister Six ve Spider-Man Mysterious Menace'ın ardından 15 Nisan 2002'de bir film oyunuyla karşılaştık. Tobey Maguire ile ilk Spider-Man filminin oyunu olan Spider-Man The Movie oyuncuların beğenisine sunuldu. Şahsen benim de çok sevdiğim bir Spider-Man oyunu. Spider-Man filminin devamıyla birlikte bir oyun daha çıktı. Keza Spider-Man 2 olarak geçti bu oyun. Hatta en büyük özelliği de kendisinin konsol ve PC versiyonlarının farklı olmasıydı. Konsol sürümü çok iyi olmasına rağmen PC sürümü bu kadar dandik olan nadir oyunlardan biri olabilir Spider-Man 2. 19 Eylül 2005'te ise Ultimate Spider-Man çıka geldi. Çizgi film tarzı grafikleriyle oyuncuların dikkatini çekmeye başaran Ultimate Spider-Man ortalama üstü iyi diyeceğimiz bir oyun olarak görüldü. Bu oyunu takiben de el konsolu ve mobil için Spider-Man Battle for New York çıktı. Keza o da 14 Kasım 2006 tarihinde piyasaya sürüldü. 2007 senesinde ise Spider-Man'in başrolünde olduğu iki oyun gördük. Ancak hem Spider-Man 3 hem de Spider-Man Friend or Foe oyuncuların pek hatırlamak istemeyeceği yapımlar olarak tarihte yerini aldı. 21 Ekim 2008'de piyasaya sürülen Spider-Man oyununda Spider-Man Web of Shadows'tu. Ortalama bir oyun olarak basından eleştirili alan Web of Shadows'un asıl öne çıkan unsuru dövüşlerdeki ağ kullanımına büyük önem vermesiydi. Bu oyunların ardından 2009 yılında Spider-Man Toxic City, 1 Eylül 2010'da ise Ultimate Spider-Man Total Mayhem mobil oyun olarak piyasaya çıktı. Bunların ardındansa Spider-Man için yepyeni bir oyun gördük. Shattered Dimensions ismindeki yapım bizlere 4 farklı boyuttaki Spider-Man ile oynama imkanı verdi. Sadece 4 farklı boyutta Spider-Man ile oynama özelliği değil, açık dünya olmamasıyla da farklı bir konuda duran Shattered Dimension süper bir oyun olarak görülmese bile olumlu eleştiriler almıştı. Ama bu olumlu eleştirileri devam oyun olarak görülen ve 2 farklı boyutta oynadığımız Edge of Time'da sürdüremedi ve kendisi kötü bir Spider-Man oyun olarak yerini aldı. Film dünyasında yepyeni bir Spider-Man görmemizin ardından ki The Amazing Spider-Man'den bahsediyorum, oyun dünyasında da filme eş zamanlı olarak bir oyun çıktı. Keza kendi
kendisinin adı da The Amazing Spider-Man'di. 26 Haziran 2013'te çıkan oyunda yine açık dünyaya geri dönmüştük. Fakat Örümcek Adam bu macerası böyle çok el üzerine tutulan bir macera almamıştı. Yine ortalama bir oyun olarak yerini almıştı. Listedeki son oyunlarımız ise 2014 senesinden. İlk olarak Temple Run formatında çıkan Spider-Man Unlimited mobil cihazlar için sunuldu. Ardından bir başka film oyunu olan The Amazing Spider-Man 2 ile karşılaştık. Fakat ilk oyunun aksine The Amazing Spider-Man 2 yerin dibine, tam manasıyla yerin dibine sokulan bir yapım oldu. Devam filminin rafa kalkmasıyla birlikte de The Amazing Spider-Man serisi şimdilik sonlandı. Ve geldik son oyunumuza, Insomniac Games tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Spider-Man'e. Insomniac Games'in geçmişteki oyunlarına baktığımız zaman bu Spider-Man oyununun da genel kalitesinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. Keza yakın zamanda oyunla ilgili izlediğimiz videoda bize bu noktada olumlu sinyaller veriyor. Şu anda kendisini bekliyoruz. Kendisi geldikten sonra tekrar üzerine uzun uzun konuşacağız. Gördüğünüz üzere bugün efendim Spider-Man oyunlarına ve Spider-Man karakterine baktık. Amma çok Spider-Man oyunu varmış. Ben valla bu ekrana geçmeden önce, yani sizin karşınızda konuşmadan önce bu kadar çok Spider-Man oyunuyla birlikte olduğumuzu bilmiyordum. Hani hatırlıyorum bir sürü oyun olduğunu ama bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Pek çok farklı platforma, pek çok farklı türde Spider-Man oyunu gelmiş. Umarız videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekimdeyiz.